pedagojik formasyonu olmayan, yani öğretmenlik vasfı olmayan unsurların okullardaki hem iç barışı bozacaklarını hem de çocuklarımızın sağlığını bozacağını düşünüyoruz. Okullarda bu iş için yetiştirilmiş en az 4 yıl lisans üzerine yüksek lisans eğitimi almış psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, sınıf rehber öğretmenleri var iken İzmir'de 824 okul, 4'te 1'ine denk düşer İzmir'deki okulların. Yani ne amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz bir sistem var. Ciddi bir istihdam ve kadro oluşturuyor karşı taraf açısından da bu. Bu durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bütün demokratik, anayasanın bize dayadığı bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Din öğretimi tabii ki verilmeli 11-12 yaşından sonra, bilim adamları öyle söylüyor. Kaldı ki böyle bir program verilirken bunun bileşenleri veliler, öğretmen sendikaları, eğitim sendikaları, öğrencilerle birlikte bir müşavere yapmak, bir tartışma, bir ortak bilim adamları ya din adamları ortak bir noktada bulunmak lazım. Yani her gelen bakan başa çıkıyor, bir genelgeyle ben yaptım oldu bittiyle bir yere varılmaz. Bu gidişat doğru değildir, bunun önlenmesi gerekir, kaldırılması gerekir. Okulun eğitimin o kadar çok sorunları var ki, altyapıdan tutun, sınıfından tutun, öğrenci öğretmeninden tutun. Okulun sorunları sadece din öğretimi sorunu değildir. Bu konuda ciddi somut önlemleri alınmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim.